yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile birlikte olacağız. Konuğumuz, hoş geldiniz. Sayın Salıcı. Hoş bulduk, yayınlar. Sağ olunuz efendim, teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım, çok da vaktimizden çalmadan. Şimdi bir kurultayla başlayalım müsaadeniz olursa. Ertelendi 37. olağan kurultay. 28-29 Mart'tı değil mi tarihler? Pandemi nedeniyle evet. Ertelendi. Ne olacak şimdi, gündemde ne var? Normalleşme süreciyle birlikte takvim netleşti mi? Ne zaman, nerede yapılacak belli bir, böyle bir açık hava denmişti. Buyurunuz, dinleyelim sizi. Şimdi henüz tarihte bir netleşme yok ama tabii pandemi koşulları hala devam ediyor. Bir açılma var. Sağlık Bakanlığı'nın, iktidarın başlattığı 1 Haziran'dan itibaren yoğunlaşan bir açılma var. Ama aynı zamanda vaka sayılarında bir artış da var. Dolayısıyla şu çok açık, Türkiye'de açık alanda kurultay yapma, partilerin kongrelerini yapma gibi bir kültür yok. Kapalı alanlarda yapılan organizasyonlardır bunlar ve görkemli yapılan organizasyonlardır. Yani 30-40 bin kişinin bir araya geldiği organizasyonlardır. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için durum budur. Fakat bu koşullar altında görünen o ki açık havada kurultayımızı yapacağız. Ona uygun yerler bakıyoruz. Açık havada neresi olabilir ona bakıyoruz ve o yerlere uygun tarih arayışı içindeyiz. Sonbahara kalmadan kurultayı yapmak gibi bir niyetimiz var. Ama burada aynı zamanda bilim kurulunun, bizim özellikle önemsediğimiz bilim kurulunun görüşleri de önemli. Dolayısıyla bilim kurulunun görüşlerine uygun bir ortam yaratma çabası içindeyiz. Peki kurultay sürecini içeride konuşulanları, Cumhuriyet Halk Partisi içinde konuşulanları, bir de açık havadan kastımız bir stadyum ya da bir meydan mıdır? Nereler alternatif olarak bakılıyor? Evet, şöyle meydan ya da ormanlık alan falan gibi bir şeyimiz yok, düşüncemiz yok. Çünkü giriş çıkışın kontrollü olması lazım. Delegasyonun rahat girebiliyor olması lazım. 30-40 bin kişilik seyircili bir kurultay yapma imkanımız pandemi koşulları nedeniyle ortadan kalktı. Dolayısıyla sadece kurultay delegelerinin ve görevlilerin katılabileceği bir kurultay düzenleyebiliriz. Bu nedenle de işte hipodrom, stadyum, açık hava tiyatrosu gibi alternatifler bakılıyor. Bunlara birlikte karar verilecek. Peki içeride ne konuşuluyor efendim kurultay öncesinde? Alamadım sesinizi. Kurultay öncesinde CHP içinde ne konuşuluyor? Evet, CHP içinde kurultay öncesinde doğal olarak yeni şekillenecek olan parti yönetimi konuşulur. Evet. Delegasyonumuzun vereceği karara göre partinin yeni parti meclisi oluşacak. Sayın Genel Başkanımızla ilgili bir tartışma pek görünmüyor. Ama iddiası olan, aday olmak isteyen arkadaşlarımız çıkacaktır ki kamuoyuna açıklama yapan arkadaşlarımız da var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki demokrasi kültürü aynen yürüyecek ve devam edecektir. Bir değişiklik görecek miyiz? Yani köklü değişiklikler olacak mı? Her kurultayda görürsünüz. Mehmet Akif Bey, her kurultayda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisinde bir yenilenme olur. Bir bayrak yarışıdır. O bayrak yarışında görevi teslim edenler olur, alanlar olur. Bu sefer de olacaktır. Ama şu anda tabii bunları konuşmak için erken. Çünkü henüz kurultayın tarihi ve yeriyle ilgili bir netleşme olmadığı için. Ama genel olarak kurultaylar Cumhuriyet Halk Partisi için yenilenme ve yeni döneme hazırlık dönemleridir. Bu sefer de öyle olacağına şüphe yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili sürecin devam edeceğini yaklaşık olarak değerlendiriyorsunuz. Farklı adaylar çıkabilir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum parti içerisinde? Evet, çıkabilir, çıkabilir. Bu demokratik bir yarış. Arkadaşlarımız iddia koyabilirler. Ama genel başkanla ilgili bir tartışma olduğu kanaatte değilim ben. Peki, tarihin ne zaman netleşmesini bekliyoruz? Sağlık Bakanlığı'na bir yazı yazdık, evet. Parti olarak. O yazının cevabı umarım hızlı gelir ve biz de oradan gelecek olan cevabı da önemseyecek bir şekilde hareket ederiz. Ama amacımız Eylül'e sarkmadan kurultayımızı yapabilmek. Ama zannediyorum yine 2500-3000 kişiyle böyle bir katılımda olacak, doğru mu? Yani delegasyon evet, daha fazlası. Evet, delegasyon katılacak, basın mensupları olacak, kurultayı düzenlemekle görevli arkadaşlar, güvenlik görevlileri ya da onun dışında seçim kurullarında görevli arkadaşlar olacak. Sizin söylemiş olduğunuz rakam gibi 2500-3000 civarında bir katılımcıyla kurultayı yapabiliriz. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Güncel birkaç başlığa da bakalım. Şimdi dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı grup toplantısında yaptığı salı günü açıklamalar. Biraz seçim barajı üzerinden %1'e düşürelim meselesi. Yapılacak olan yeni düzenleme. Bir de herkes adalet maskesiyle çıktı değil mi? Evet, evet. Neden ve nasıl değerlendirirsiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını?
Şimdi adalet yürüyüşünün 3. yıl dönümüydü. Evet. 15 Haziran grup toplantısına onun için arkadaşlarımız adalet maskesiyle çıktılar. Aynı zamanda grupta bizim adalet yürüyüşümüzü gösteren kısa bir belgesel oldu. Şimdi şunu söyleyeyim. Adalet yürüyüşü Türkiye siyasi tarihinde, hatta dünya siyasi tarihinde önemli bir nokta. Biz İstanbul asfaltına hasret olduğumuz için yola çıkmadık. Türkiye'de ağır adaletsizlikler yaşandığı için milletvekilimiz Enis Berberoğlu'yla ilgili alınmış olan bir kararın hemen arkasından başlatılan bir yürüyüştü. Dolayısıyla Türkiye'de yaşanan, farklı nedenlerle yaşanan, gazetecilerin başına gelen, sıradan vatandaşların başına gelen ve aydınların, siyasetçilerin başına gelen adaletsizlikleri protesto etmek, bunu Türkiye'nin gündemine getirmek ve Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmek için o yürüyüş gerçekleştirildi. Dolayısıyla genel başkanımızın vermiş olduğu mesajlar da, adalet yürüyüşüyle ilgili vermiş olduğu mesajlar da bu açıdan önemliydi. Şu anda o adaletle ilgili kaygılar, sıkıntılar ortadan kalkmış durumda mı? Hayır, ortadan kalkmış durumda değil. Dolayısıyla hak, hukuk ve adalet mücadelesi, yürüyüşü aslında bizim için devam ediyor. O Ankara'da başlayıp İstanbul'da biten bir yürüyüş değildi. Ankara'da başlayıp İstanbul'da mola veren ama hala devam eden bir yürüyüş olarak da devam edecek. Burada Türkiye daha demokratik, insan haklarına riayet eden, partilerin de bireylerin de daha rahat hissettiği, özgür hissettiği ve adaletin yerini bulduğunu düşündüğü bir ortam ortaya çıkana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi ve yürüyüşü devam edecek. Seçim barajı %1'e çekilsin dedi Sayın Genel Başkan. Bir düzenleme planlanıyor. Seçim barajı, MHP'nin teklifi var. Buyurun. Evet, az önce haberde de siz verdiniz. Şu anda bir görüşme var sarayda. Orada işte siyasi partiler yasası da konuşuluyor olabilir dediniz. Şimdi bizim baştan beri bakışımız şu. Biz siyasi partiler yasasının daha demokratik bir hale getirilmesine varız. Seçim yasasının barajı ortadan kaldırılarak daha demokratik bir hale getirilmesine varız. Ama görünen o ki Cumhur İttifakı siyasi partiler yasasında da seçim yasasında da bir değişiklik öngörürken mevcut yasayı daha demokratik bir hale getirmekten çok kendilerine seçim kazandırabilecek bir şekle büründürme çabası içindeler. Nedir o efendim? Şimdi soru şu. Yani daralt. Soru şu. Buyurun. Bir siyasi parti oyun başladıktan sonra oyunun kuralını neden değiştirmek ister? Kaybediyorsa değiştirmek ister. Millet iradesi sözcüğü Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşların, yöneticilerin 2002 yılından beri gerek mecliste gerek kamuoyu önünde ısrarla vurguladığı ve bunu da bak vatandaş bizi seçiyor. Siz yanlışlarınız var diyorsunuz, eleştiriyorsunuz ama bu eleştirilere rağmen vatandaş bizi seçiyor bağlamında sık sık tekrarladıkları bir cümle, bir sözcüktü. Bizim millet iradesiyle ilgili bir problemimiz yok. Biz geçmişte seçim kaybettik, kazandık. Dolayısıyla kaybettiğimiz zaman bundan bir ders çıkardık. Kazandığımız zaman da neden kazandık, nasıl bir politika, siyaset izledik, vatandaşla nasıl buluştuk, bunun da derslerini kendi önümüze koyduk. 31 Mart'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de önemli büyük şehirleri, Ankara'nın ve İstanbul'un da içinde olduğu önemli büyük şehirleri kaybederek aslında millet iradesinin kendisi lehine tecelli etmediği bir seçimle karşılaştı. Bu seçimi tanıdı mı? Hayır, İstanbul seçimini tanımadı. 6 Mayıs'ta bir yargı darbesiyle İstanbul tekrardan seçime gitti. 23 Haziran seçimi aslında bir tür Türkiye seçimine dönüştü. Yani sandıktan yana mısınız? Demokrasinin, sandıkla var olan bir demokrasinin devam etmesini istiyor musunuz? Yoksa iktidarın baskılarına boyun mu eğilecek sorusu gündeme geldi ve vatandaşımız çok yüksek bir oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. 31 Mart seçiminden bu yana 18 yıldır aslında millet iradesinden bahseden Adalet ve Kalkınma Partililer millet iradesi sözcüğünü ağızlarına almaz oldular. Çünkü millet iradesi onların aleyhine tecelli etmeye başladı. Biz bizim aleyhimize tecelli ettiğinde de, lehimize tecelli ettiğinde de millet iradesinden vazgeçmiş insanlar değiliz. Vazgeçmiş bir siyasi parti değiliz. Partilerin parlamentoya girişinin önüne barajlar koymak, mevcut yapının kendi iktidarını oyu düşse bile koruma çabasından öteye bir şey değildir. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Önümüze bir taslak koymuş değiller. Kulis bilgileri var. Basına sızdırılan bilgiler var. Ama bir taslak koymuş değiller. Dolayısıyla bir taslak koymadıkları sürece bizim bu konuda yapacağımız yorumlar demokrasiden yana halkın iradesinin, vatandaşın iradesinin parlamentoya barajsız yansıması yönünde demokratik bir açılım, bir yaklaşım olursa biz buna destek oluruz. Ama gördüğümüz ve korkumuz o ki böyle bir şey olmayacak.
oyun başladıktan sonra oyunun kurallarını değiştirmeye yönelik bir çaba içinde olacaklar. Bunun kimseye faydası yok. Mevcut iktidara da faydası yok. Sizin hazırladığınız bir taslak var mıdır? Biz daha önceden parlamentoya bu konuyla ilgili, yani siyasi partiler yasasında değişiklik öngören kanun teklifleri sunduk. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşun ne olduğu çok açık. Yani gerek barajla ilgili, gerek milletvekillerinin belirlenmesiyle ilgili. Sayın Genel Başkanımız sadece barajı düşürmekten bahsetmiyor. Aynı zamanda bırakalım milletvekilini de halk seçsin diyor. Siyaseti, milletvekilini, parlamentoyu güçlendirebilecek bir yaklaşımın peşinde oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Geçmişte de, bugün de. Dolayısıyla bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Peki, yani şunun için sordum. Genelde eleştiriler hep bu yönde olur ya. Şu olmasın diyor muhalefet ama böyle olmalı konusunda çalışma getirmiyor şeklinde. O nedenle... Evet. Tabii anlıyorum. Biliyorsunuz iktidarın bize yönelik, bu sizin ifade etmiş olduğunuz cümlede olduğu gibi, yoğun eleştirileri var. Siz hep eleştiri yapıyorsunuz ama dönüp de ortaya bir teklif koymuyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye Ağustos 2018'de ağır bir ekonomik krize girdi. Bir kur şokuyla karşılaştık. Haziran seçimlerinden hemen sonra başladı ve Ağustos 2018'de Genel Başkanımız çıktı ve 13 maddelik ekonomik krizden çıkışla ilgili bir program açıkladı. Ve dedi ki, eğer bu programa parlamentoda desteğe ihtiyacınız varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek vermeye hazırız. Görmezden geldiler. O kriz pandemiden sonra döndü bir buhrana. Geçtiğimiz günlerde de 16 maddelik buhrandan çıkışla ilgili bir öneri paketi ortaya koydu. Bir politika paketi ortaya koydu Sayın Genel Başkanımız. Ve onu da görmezden geldiler. Şimdi onların görmek istediği Cumhuriyet Halk Partisi, her şeye itiraz eden ama kendi görüşünü söylemeyen ya da kendi önerilerini ortaya koymayan Cumhuriyet Halk Partisi, ama bu bir efsane. Bu efsane gerçek değil. Şimdi biz bir yandan daha demokratik bir yapı getirecekseniz siyasi partiler ve seçim kanununda buyurun bunu konuşalım diyoruz. Onunla ilgili de örneğin barajı kaldıralım. %1'e düşürelim. Yani bunu oturup konuşalım. Ama %10 barajı medeni hiçbir ülkede olmayan bir şey. İki, milletvekillerinin seçilmesiyle ilgili konuları gündeme getirelim. Bunlar üzerinden konuşalım. Parlamentoda milletvekillerinin elini güçlendirecek, parlamentoyu güçlendirecek yaklaşımlar içinde bulunalım diyoruz. Ama iktidar kanadından gelen olsun dememizi eleştiriyorlar. Yani İyi Parti'yi seçime sokmamak onlar için doğru, yani yasakçı olan bir zihniyeti savunuyor olmak doğru. Ama İyi Parti seçime girsin diye hiçbir karşılık beklemeden, sadece Türkiye'de demokrasi daha da kökleşsin diye 15 Cumhuriyet Halk Partili'nin İyi Parti'ye katılması ve seçime girmesini sağlaması bir eleştiri konusu. Bunu anlamak mümkün değil. Yasaklarla mücadele edeceğiz diye gelen bir iktidar var ve şu anda her şeyi yasaklıyor. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye gelen bir iktidar var. Yoksulluk diz boyu. Dün Genel Başkanımız grupta da bahsetti. 7 bin lira, yıllık 7 bin liradan daha düşük bir gelire sahip olan vatandaşımız 11 milyon kişi var bu ülkede. Şimdi konuşulması gereken şeyler bunlar. Ağır bir ekonomik krizden geçiyoruz ama bunlar konuşulmasın da bunun dışındaki her türlü mesele konuşulsun diye bir gündem değiştirme çabası içinde bulunan bir siyasi iktidarla da karşı karşıyayız. Peki öneriler noktasında seçim barajı %1'e düşsün. AK Parti'nin yapmaya çalıştığı şeyi ve eleştirilerinizi ifade ettiniz. Başka ne ve nasıl olmalı? CHP'nin önerisi nedir? Baraj dışında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dar bölge, dar şöyle söyleyeyim. Buyurun. Evet. Evet. Şimdi ortada iktidarın mesela dar bölgeden bahsediliyor ya da daraltılmış bölgeden bahsediliyor. Seçim barajı %5'e düşürülsün ama daraltılmış bölgeye geçsinden bahsediliyor. Fakat bunlardan bahsedenler iktidarın sözcüleri değil. Bunlardan bahsedenler iktidar kanadından haber aldığını söyleyen, kulis bilgisi yazan gazeteciler. Şimdi buradan bir tartışmanın içine girmenin çok anlaşılır olduğu kanaatte değiliz. Çünkü iktidar sözcüleri çıkıp da bu konuda biz böyle bir karar aldık. Bunu muhalefetle konuşacağız ya da kamuoyunun ilgisine sunuyoruz demiyorlar. Bu şunun gibi. Bir erken seçim tartışmasıdır gidiyor Mehmet Akif Bey. Evet. Erken seçim tartışmasını kim açtı? Cumhuriyet Halk Partisi açmadı. İyi Parti açmadı. Saadet Partisi, HDP, benim bildiğim muhalefet partilerinin hiçbirisi açmadı. Kim açtı? İktidar kanadından açıldı. Peki dönüp bunu bize haklı olarak gazeteci arkadaşlar sordu. Biz de görüşümüzü söyledik. Ondan sonra dönüp bizim bir erken seçim gündemimiz yoktur diye hem Sayın Erdoğan hem de Bahçeli çıkıp açıklamalar yaptılar. Şimdi burada şöyle bir şey var. %5'e düşecek daraltılmış bölge mi yapılacak?
Beşer milletvekilleriyle dar bir bölge mi ortaya çıkacak? Bunlar yazılıyor, konuşuluyor ama iktidar sözcülerinden... Tamam, bu birincisi. Bununla konuşmaya hazırız. Biz %1 diyoruz. Evet. Tamam. İkincisi, bizde milletvekilleri nasıl belli olur? Siyasi partilerin genel merkezleri oturur, listeyi yazar. Vatandaşla milletvekili arasında genel merkez üzerinden giden bir bağ vardır. Vatandaşın milletvekilini daha rahat tanıdığı, ona oy verdiği, yani bizim yapmış olduğumuz ön seçimler gibi. Cumhuriyet Halk Partisi bir ön seçim geleneği vardır. Biz üyelerimiz üzerinden gideriz. Diğer siyasi partiler de bunu bir siyasi partiler kanununa koyarak daha uygulanabilir bir hale getirebilirsiniz. Örneğin 1980'den önce siyasi partiler kanununda vardı ön seçim ve Adalet Partisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bütün siyasi partiler ön seçim uygulamak durumundaydı. Şimdi bunu yani vatandaşla milletvekilini daha da iç içe geçiren bir şeye dönüştürmek lazım. Bir çabaya dönüştürmek lazım. Peki. Efendim son olarak az önce bahsettiğiniz İstanbul, Ankara, Antalya seçimler, yerel seçim sonuçları nasıl gidiyor? Sayın Kılıçdaroğlu herhalde bir başarılı giden projelerde ortaklaşa hareket edilmesi, diğer belediyelere örnek olması yönünde bir açıklama da yapmıştı. Biraz evet. Yerel seçim sonuçları üzerinden de konuşalım. İstanbul, Ankara başta olmak üzere. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sadece büyükşehirdeki belediyelerimiz değil, 250 civarında belediyemiz var. O belediye başkanlarımızın tamamına yansıyan bir başarı söz konusu. Özellikle şimdi vatandaşın bizden beklentisi şu. İstanbul'da ben size oy verdim. Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hali hazırda olmayan, 31 Mart seçimlerinden önce olmayan belediye başkanlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına ben oy verdim. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları seçimde vaat ettikleri şeyleri, yani sosyal belediyeciliği bizimle buluşturacak mı, buluşturmayacak mı gibi bir bakışı vardı. Yani vatandaş size seçimde oy verir, bunu bir kredi olarak değerlendirmek lazım. Vermiş olduğu, açmış olduğu kredinin sonucunda onda bir kanaat oluşur. İyi ki oy vermişim ya da yanlış yapmışım, oy vermeseydim diye. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla ilgili bu kredi olumlu bir şekilde sonuçlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde maske dağıtımından tutun, gıda yardımlarına, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan desteklere, onun dışında 65 yaş üstündeki yurttaşlarımızın, evde kalmak zorunda olan yurttaşlarımızın hayatlarının evde kolaylaştırılmasına kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önemli işler yaptılar. Bunlardan bir tanesi askıda fatura. Yani vatandaş faturasını ödeyemiyor ekonomik krizden dolayı, evet. Buhrandan dolayı ve vatandaşla faturasını ödeyemeyen diğer vatandaşımız arasında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler köprü oldu. Veresiye defterlerinin kapatılması aynı şekilde. Evet. Ve burada biz yardım yaparken belediyelerimiz aracı konumda ve her türlü baskıya rağmen, yani aşevlerinin bütçesine, hesaplarına el konulmasına rağmen, siz yardım yapamazsınız denilmesine rağmen, ki bunu yapan iktidar daha önce de bize dönüp vatandaşa diyordu ki Cumhuriyet Halk Partililer iktidara gelirse maazallah onlar kesinlikle bu sosyal yardımlara karşıdır diyordu. Şimdi karşıdır dedikleri kişiler seçildi. Ve o kişiler vatandaşa hizmet etmek için, yardım yapmak için çaba gösteriyor ama bu sefer iktidar engelliyor. Diyor ki hayır sen yapamazsın. Bu ülkede yardım yapılacaksa da onu ben yaparım. Dolayısıyla böyle bir anlayışla beraber Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız etrafından dolanarak vatandaşla ihtiyaç sahibinin arasında köprü olarak bu yardımların hepsini yaptılar. Peki. Maske dağıtımından, gıda dağıtımından birçok yardım yaptılar ve önemli başarılar elde ettiler. Bizim gördüğümüz... Genel Başkanımızın o söylemiş olduğu diğer belediyelerde de yaygınlaştırılacak projelerle beraber Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bu süreci olumlu geçirdiği yönünde. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum manşete katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Oğuz Kağan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı konuğumuzdu. Noktalayacağız süremiz.